Nihat Bey nasılsınız? Ha, geldin demek. İyi. Yemek borusu radyografisinin sonuçlarını istiyorum. EEG'de. Görüyorum sende ikisi de yok. Neyse, dert değil, beklerim. Şimdi asistanısın demek. Karısı sanmasından iyidir. Duruma göre değişir. Nasılsın Nihat? Ha, Haldun iyi ki geldi. O tahlil sonuçlarını hemen istiyorum. Efendim, artık cerrahinin hastası değil. Yeni ameliyatlara girmek istiyorum. Onu başkasına devredebilir miyim? Alzheimer yüzünden gerçeklik duygusu ruh haline göre değişiyor. Etrafındaki şeylerin değişmemesi lazım. O yüzden onunla özel olarak ilgilenmeni istiyorum. Hocam biliyorum ama bu bana haksızlık gibi geliyor. Sen hala burada mısın? O sonuçları hemen istiyorum. Doktoru duydum. Git hadi. Ne dersin Ela? Şöyle baba kız bir tatile çıkalım mı? Çıkalım ama... Tabii senin kolej sömestr tatiline girdiğinde. Yazında Amerika'ya gideriz. İstediğimiz her şeyi yaparız. Bak anlaşalım. Bu sefer kaymayı öğreneceksin. Korku, kaçmak yok. Nihat Altındağ'ın kızı hiçbir şeyden korkmaz. Seni hep hayal kırıklığına uğrattım değil mi baba? Hiçbir zaman sana layık olamadım. Sana kaç kere ağlama dedim. O kadın bizi terk etti. Annen olacak o kadın seni terk etti. Sen hala karşıma geçmiş onun için ağlıyorsun. Baba ben... Daha fazla dinlemek istemiyorum. Çık odamdan. Hala ne oturuyorsun? Görmüyor musun? Çalışmam gerek. Çık dışarı. Nihat Bey nerede? Burada olması gerekiyordu. Allah kahretsin, bir bu eksikti. Kader, Nihat Bey nerede? Efendim? Bu hastanede herkes aynı ameliyata mı giriyor? Diğer hastalara ne diyeceğiz? Kusura bakmayın, siz de hastasınız ama bizim arkadaşımız daha önemli hasta. Git hastanı bul, odasında değil. Hocam ben... Kaybedecek zaman yok. Her an başına kötü bir şey gelebilir. Peki efendim. Of ya of! Herkes hayat kurtarırken benim yaptığıma bak. Hastanede bir manyak saklanırken tam da kaybolacak zamanı buldum. Allah'ım neyim ben ya? Dadı mı cerrah mı? Hem Ela hem Haldun Bey beni öldürecek. Of. Allah'ım onu hemen bulmalıyım. Teşekkür ederim.